Mısır'daki darbenin 1960'taki 27 Mayıs darbesiyle doğrudan ilgisi vardır. Mısır'daki darbenin 12 Eylül 1980'deki darbeyle doğrudan ilgisi vardır. Mısır'daki darbenin 28 Şubat darbesiyle doğrudan ilgisi vardır. Çünkü bu darbelerin bütünüyle mazlum tarafında Müslümanlar, aktif zalim tarafında ise İslam coğrafyasının bugün en önemli problemi bağımsızlık problemidir. Bugün itibariyle aslında yıllardan bu yana Osmanlı'nın vurulduğu tarihten beri hiçbir İslam ülkesi gerçek anlamda Batı'dan bağımsız değildir. Mısır'da Mursi %52 oy alarak iş başına gelmişti. O da diyordu ki Mısır'ın yeri İsrail'in yanı olmamalıdır diyordu. Küresel emperyalizmin yanı olmamalıdır diyordu. İslam alemi bir araya gelmelidir diyordu. Çünkü dünyanın en zengin madenleri İslam coğrafyasındadır. Dünya petrol kaynaklarının %70'i İslam coğrafyasındadır. Ama dünyanın en perişan milletleri de Müslüman. Batı'ya göre demokrasi vesaire lafı güzaktır o. Kendisine hizmet edecek olan uçaklar iç başına geliyorsa asıl makbul olan sistem olur. Mursi %52 oyla gelmiş. Darbeciymiş o. Tatlarla gelirse demokrat, öyle mi? Namaz kılanların üzerine kurşun yağdıranlar demokrat, öyle mi? Değerli kardeşler, Batı budur. Belki bu yorumu çıkardık diyenler büyük oradaki Müslüman hanımefendi kardeşlerimiz tecavüze uğrarken Allah'ın getirdi. Peki Mısır